Benim yere damlayan kanımdır Bosna'yı kurutmayan. Bu dizeler Suada Dilberoviç ve Olga Suçiç köprüsünde yazıyor. Olga ve Suada kimdir diye sorarsanız, 5 Nisan 1992'de şimdiki adıyla Olga ve Suada Köprüsü'nde savaş karşıtı barışçıl gösteriler sırasında Sırp askerleri tarafından öldürülen Saraybosna kuşatmasının ilk kurbanlarıdır. Suada kanlar içinde şehrinin ve insanlarının bu hale gelmesine inanamamışçasına sormuş bu soruyu. Burası Saraybosna mı? Ertesi gün Sırpların Saraybosna'nın etrafında oluşturdukları çember resmi olarak kapanırken 300 binden fazla insan elektrik, su, gaz ve yiyecek olmayan bir hayata mahkum edildi. Saraybosna kuşatması 5 Nisan 1992'den 29 Şubat 1996'ya kadar devam etti ve modern tarihin en uzun süreli kuşatmasıdır. Ve ben de şimdi size bu kuşatma ile ilgili bazı anekdotlar paylaşacağım. Saraybosna'ya bir gün içinde 329 tane roket atılıyordu. 22 Temmuz 1993 şehre en fazla roket atıldığı gündü. O gün Saraybosna'ya 3777 tane roket atıldı. Sayıları 65 bin ile 80 bin arasında olan çocukların %40'ı keskin nişancıların hedefi olmuştu. Kuşatma süresince 11.541 kişi öldürülmüştür. Ve öldürülenlerin arasında 1.601 tane çocuk vardı. Roket atışı altında 10.000'den fazla ev tamamen yıkıldı. Kuşatma süresince Saraybosna Merkez Hastanesi'ne 298 tane roket atıldı. 49 sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Saraybosna halkı günde sadece 159 gram ekmek bulabiliyordu. Gelen insani yardım içinde 50 yıl önce üretilmiş bisküviler de vardı. 1993'te Saraybosna'da yaşayan her insan günde ortalama 2,5 litreden az su bulabiliyordu. Çünkü savaş öncesi miktara göre şehre sadece %2 oranında içme suyu geliyordu. 1993 yaz mevsiminde su kıtlığından dolayı 750 tifüs vakası kaydedildi. Saraybosna'da savaş sırasında 100'den fazla sanat sergisi açılmıştır ve 40'tan fazla da yeni tiyatro oyunu sahnelendi. Markale pazarında yaşanan iki katliamda 105 kişi hayatını kaybetmiş ve 203 kişi yaralanmıştır. 1993 yılının ortalarında kuşatma alanındaki şehrin tek giriş ve çıkış noktası olan ve Butmir'de kazılan 800 metrelik Saraybosna Savaş Tüneli kazma çalışmaları sona erdi. 1995 yılının sonlarında NATO uçakları Bosna Hersek ve Hırvatistan'daki Sırp mevzilerini bombalamaya başladı. Ekim 1995 yılında ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra ise sene sonunda Dayton Anlaşması Bosna'ya barış getirmişti.